Melike ne yapıyorsun? Çok sinirlendi Melike. Vay, tekmeliyoruz ha bundan sonra. Tekmeliyoruz. Vay. Gerçekten yok öyle bir şey. Evet, Melike çok kızdı. Of. Çok güzel. Ne yapıyorsun Melike? İyiyim kanka, sen ne? Ellerini niye kaldırdın? Kanka olduk şimdi. Niye ellerini niye kaldırdın? Giriş mi yapacaktın videoya? Evet. Evet arkadaşlar, Melike ile biz kırtasiye alışverişi yapmıştık. Onun girişini yapacaktı. O yüzden tam giriş yapmaya yeltendi. Ben kestim. Ben tabii ki de bozdum. Evet, hadi yap bakalım. Arkadaşlar İyi merhabalar, selamlar, hoşçuklar. Hoşçuklar ne ya? Neyse geç bu, önemli. Seni biliyorlar zaten. Nasılsınızlar? Nasılsınızlar? Siz beni anladınız arkadaşlar. Yeni evimize 3. videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki okulların açılmasına çok az kaldı. Hatta okul bir hafta kaldı hemen. Açıldı bile yani. Biz de bunun için okul açıldı, başladı. Okul alışverişimizi yaptık. Arkadaşlar ben bir yer seçtim. Orada topluca alışveriş yaptık. Biz Migros'a gittik arkadaşlar. Orada her şey bulunduğu için tak diye işi bitirdik. Şimdi alışverişlerimize, ne aldığımıza geçiyoruz. Zaten arkadaşlar çok istiyordunuz ama ben çekemedim orada. 2, 4, 6 poşet var arkadaşlar. Ben de içinden ne çıkacağını çok merak ediyorum. Arkadaşlar orada çok kalabalık olduğu için orada çekemedik. Ben burada sadece okul alışverişini yapmadım. Hem günlük alışverişimi yaptım. Hani günlük olarak kullanacağım bazı şeyler. Okulda da, olmayan herhalde. Evet. Çoğu da indirime girmişti. Bol bol aldım. Arkadaşlar bir de okul için alışverişlerimi yaptım. Şimdi bunları size göstereceğim. Mesela evet, 2 dakikada giriş bir şey gösteremedik. Sen yani otur istersen. Evet otur, bence bunu başka türlü ayarlayalım Melike. Bir saniye dur bak şöyle yapalım. Böyle çok masum durdun Melike. Evet böyle ayarlamaya karar verdik arkadaşlar. Yatağın üzerinde geniş geniş evet, göstereceğiz şöyle size. Şöyle bir şey ayarladık gibi abi, şunu susuyor, ben gösteririm. Hadi bakalım. Değil mi? Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar şimdi ilk başı çıkartayım. Arkadaşlar biz bunu sizlere bir sonraki videoda göstereceğiz. Evet okul seti arkadaşlar. 2 tane hem kızlar için hem erkekler için herhalde. Evet. Mavi ve pembe olarak 2 set 2 tane var. Şunu böyle koyuyorum çünkü bunu ikinci videomuzda göstereceğiz. İkinci videomuzda, bundan sonraki şimdi videomuzda. Şimdi başlıyoruz, konuşmuyoruz. Evet beni susturuyor arkadaşlar artık Melike. Eskiden hep ben konuşuyordum, şimdi hep Melike konuşuyor. Evet. Arkadaşlar şöyle koyayım bunu. Bu paketten başlıyorum. İlk başta böyle 5'li bir tükenmez kalem seti aldık. 5'li. Evet arkadaşlar 5'li tükenmez kalem. Şimdi bunları yazmayla uğraşırsak çok uzun sürer. Size fikir olsun diye de böyle gösteriyoruz. Evet ne var başka? Asıyoruz. arkadaşlar burada Faber-Castell'in kuru boya kalemi. Kuru boya kalemi var. Altına ardından Brite diye içine de kalem taşı olduğu için mutlaka aldım bunu. Evet. Böyle arkadaşlar yakından gösteriyorum ben de size. Belki çoğunuz da vardı zaten, almışsınızdır. Şöyle arkadaşlar ben şurada ikisinde de bir seçim yapamadım çünkü ikisi de gayet güzel yazıyordu. Bir Faber-Castell'e de kaldı. Sezon boyunca da zaten okuldan da veriyorlarmış galiba sana ama biz nerede almış olduk. Maalesef. Yok okulda vermiyorlar. Vermiyorlar mı? Vermiyorlar. Sadece kitapları veriyorlar okula. Bu üniversite çok böyle kararsız kaldığım için babam da ikisi al dedi. Çünkü ikisi hem de indirime girmişti. Evet. İki tane böyle kırmızı kalem arkadaşlar. Genelde bunları Melike kalem kuluna koyduğu zaman hep şöyle bir olay olduğunu hatırlıyorum. Yan tarafındaki arkadaşına, başka arkadaşlarına veriyorsun. Evet, çoğunlukla hepsi istediği için kıramıyorum. Yani zamanı gelince onlar da bana veriyorlar. Evet. Burada arkadaşlar 07 uçlu. Çünkü ben 07 uç kullanıyorum. Hem 2 tane kalem, hem uç, hem de silgisi var. O yüzden bunu aldım. Evet, poşetleri var başka. Hızlı hızlı çıkaralım bakalım. Evet, bayağı şey almış arkadaşlar. Heh. Aynı benim bak. Arabada ben de vardım yanında ama Melike ne buldu doldurduğu için. Farklı renklerde şey keçeli kalem arkadaşlar. Kalem. Evet bunlar kalem. Şunu açalım Melike bir görelim. Ben çok tamam. Merak ettim. Açsana bir şunu. Gerçekten merak ettim. Normalde pek merak etmem böyle kırtasiye ürünlerini ama. Ama çok şekerler. Evet. Bir tanesini çıkar. Pembeyi çıkar mesela. Sarıyı çıkar. Ben sarıyı çok seviyorum. Ama sarı görünmeyebilir ama. Evet pembe daha belli olur. Ha, şu şekilde. Ucunu göster arkadaşlar kamerada onu. Böyle çok şeker. Oo güzel yazıyor. Yapraklar kalem aslında arkadaşlar. El mi desem ona, yaprak mı desem? El galiba değil mi? El değil mi? Takım olduğumda heyecanlandı takamıyorum. Yanlış takmıştım çünkü. Evet ne var başka? Şöyle koyayım. Bir tane makas aldım. Hep pembe olur mu dedim.
Böyle. Yeşil aldım. Evet. Sonra burada bir tane sulu boya seti aldım arkadaşlar. Benim hiç sulu boyam yok. Açayım mı? Çıkar gösterebilirsin arkadaşlar. Tamam, böyle bir şey. Oo, bakın ben bunu çok beğendim. Aşırı derecede güzel. Evet, gayet güzel bence de. Annem de her renk var neredeyse Melike. Siyahın bile kaç tonu var neredeyse. Annem de ben de indirimi çok seviyoruz. Annem indirimi pazarda... kim sevmez kızım. Ucuz olan şeyi almayı insanlar çok severler. Annem İnsanların pazarda... genetiğinde vardır bu olay zaten. Yani bir şey ucuzladığı zaman almayı severler. Evet. İndirim olduğu zaman annem hiç işi olmadığı zaman bile alıyor. Lazım olur diye. Şöyle silgi aldım. Bunlardan hiç vazgeçemiyorum. Çok şekerler evet. Çünkü farklı farklı renklerle. Bir kaliteli silgi daha almıştın diye hatırlıyorum ben. Evet. Tamam, onlar farklı paketler. Ay bunu çok beğendim. O poşet bitmeyecek ya. Zannettim. Evet. Yine Melike'nin kurşun kaleme olan aşkını bilirsiniz arkadaşlar. Geçen senelerde de böyle çok renkli renkli devamlı alırdık. Bunları da almış. Ben başka bunu ne? Kullanmayacağım. Çünkü kullanınca bitiyorlar. Hmm. Nereye yazacağım Melike peki? Evet. Bir sene boyunca hemen hemen o kadar gitmez ama ben yazıcıda da kullanıyorum arkadaşlar. Bazen çıktılar falan alıyorum. Evet, babam tüm kağıtlarımı aldı. Evet. Onları geçen seninkilerini bitirdim. Melike A4 kağıdı almış arkadaşlar. Hem notlar için hem başka şeyler için. Evet. Şimdi arkadaşlar bant aldım. Çok lazım oluyor diye. Evet. Ne kadar lazım olur tartışılır. Böyle bir bant. Çünkü renkli bant. Düz bant olsa tamam. Ben bunları görmemiştim. Babam sana bunları almazsan ölürüm demişti. Vallahi öyle dedim aderim. Evet. Melike bunlar çok tatlı. Almazsam ölürüm dedim ya. Çok güzel. Ne bakarmışsın dedi. Çat diye koydu. Ama çok şeker değil mi ileride? Evet. Ben bu kalemle yapayım. Hatta elime bile yazdım sana sen göresin evet. Diye. Ben bunu kesinlikle alırım. Ay bunlara hastayım. Çok güzel yazıyorlar ya. Ben normal pirit alacaktım arkadaşlar. Melike dedi ki baba bunların renkleri var dedi. Mavi, mor, yeşil falan. Çok güzel gerçekten. Arkadaşlar ben tekrar bir kuru boya aldım. Evet. Aynı bir tane daha mı almışız Melike? Evet. Hı. Evet, iki tane, biri kutulu biri şeyli almışız. Herhalde alırken çıkarmayı unuttuk bence biz yine. Olabilir. Evet. Olsun yine de. Bunu da Eren'e veririz olmadı. Eren de artık ne oldu kızım? Kendimi aldım vermem diyorsun. Evet, Melike'nin de Eren'in de alışverişi ayrı arkadaşlar. Ona biraz daha farklı alışveriş yapıyoruz çünkü. Çocukların yani yaş grubuna göre alışveriş yapıyoruz. Ya şunun şekerlerine bak. Siyah, kırmızı her şeyi var. Bakalım siyah nasıl yazıyor. Güzel yazıyor bence. Evet. Başka ne var poşette? O poşetler bitmeyecek diye çok korkuyorum. Ya bunu çok beğendim ama. Çok kalem tıraş. Evet ben arkadaşlar. Ben bunu almıyorum. Kalem niye sığmaz dedi ama ben onu bir şekilde sığdırırım. Sen hiç merak etme. Evet. Güzelmiş. O kadar sulu boya aldık. Sulu boya temizleyicisi almazsak ayıp olur. Fırça temizleme. İşte değil mi? Su koyuyorsun içine ve fırçanı yıkıyorsun. Bizim zamanımızda böyle küçük bir şeyin içine koyardık. Kasenin içine. Keçeli kalem var. Sanki hani popcornlar olur ya onun kötü gibi. Evet. Bic arkadaşlar. Bic'in yine keçeli kalemleri. Neyse açamadım. Şöyle yani. Arkadaşlar, bunlarla Melike sen ders çalışırken ya da bir veyahut da bir iş yaparken şey yapabiliriz. Bir video daha hazırlayabiliriz. Arkadaşlar şu anda içlerinden en iyi asıl silgi Faber-Castell'in bu silgisi. Çünkü çok güzel siliyorlar. Evet. Bunları ben küçükken de hatırlıyorum. Yani benim gençliğimde de buna benzeyen silgiler vardı çocukluğumda. Aslında babam bana mavi al silgi diyor ama maviler pek benim hoşuma gitmiyor. Güzel silmiyorlar gibi geliyor. Bizim zamanımızda yeşil turkuaz renginde bir silgi vardı. Başka da yoktu. O ay ne? Turkuaz çok seviyorum. Şöyle pembe bir kalemtıraş. Şey kalemtıraş aldım. Evet, Melike'nin kalemtıraş çılgınlığı yine başladı arkadaşlar. Kullanmayacağım. Evde süs yaparken falan vesaire gibi şeylerde kullanacağım. Evet, bunlar da birçoğunuz da vardır arkadaşlar. Çok değişik böyle egzantrik şeyler almadık. Standart hemen hemen neredeyse. Bir tane daha kırmızı kalem aldım arkadaşlar. Bunları size öneriyorum. Çok yaz bitmiyor. Çok güzel açık bir renkleri var. Evet, kalemin şekli de çok güzelmiş Melike. O yüzden bunu almazsam ölürüm dedim. Ucuna bakar mısınız arkadaşlar? Siyah kalemin içinde kırmızı çıkıyor. Çok tatlı bir şey yapmışlar. Favori yine Melike'nin kalem hastalığı. Evet. Yine kalem hastalığı. Ama bu uçlu kalem mesela ama değil mi? Ama 07 alıyorum. Bir de uçları değiştiği için bunları aldım. Silgileri değiştiği evet. için. Evet arkadaşlar ben size böyle yakında olduğum için ben gösteriyorum.
Gördüğünüz gibi 07 uzun kalem. Bunu da babamın alalım dedi. Çok teşekkür. Evet, yakından da gösteriyorum. Hem bant, ayrıyeten de alt tende bant makinesi ve bantları. Ben bunu göstermeyeyim, bana kızarsın. Niye öyleyim? Aynısının pembesini almış. Niye kızın kızım? Bir sezon, bir okul boyunca, yani bu dönem boyunca, hatta bir de birinci dönem, ikinci dönem olarak var. İki dönem boyunca bu kalemler hemen hemen zaten gidiyor. Evet. Ver bakalım onu. Evet, bu da pembesi arkadaşlar. İki de yedek silgisi var galiba arkasında. Evet, onu da var. Ben bir tane arkadaşlar Türkçe defteri aldım. Şöyle, bu kaç sayfalı? 160 yaprak. 100 yaprak. 100 yaprak diyor. Bakayım. 100 yaprak çizgili defter. Başka? Sonra da şöyle bir tane. Bu da bir çizgili. Bu da şimdi bu dil defterim, bu Türkçe defterim olacak. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben bunu da söyleyeyim. Orada yaptığımız konuşmayı da anlatayım Melike istersen. Kitaplar ve defterler biraz fazla olabilir. Bunun sebebi de tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu bilmeyip yedek olarak almamız. Bir de burada not alırım. Defterim olmadığı zaman lazım olur falan. Bir tane daha çizgili defter aldım. Evet. Çizgili, çizgili, çizgili. Üçü de çizgili. Aa, ne oldu? Biz kare defter almıyormuşuz. Hepsi çizgili bunların. Matematik defteri yani değil mi? Hı hı, yok. Ver bakayım. Oğlum bir tanesinin dişi. Sarı rengini aldın mı? Bu da mı? Hı hı. Melike ben aldım. Ben sana dedim mi olayı bana bırak değil mi? Sen bırakmıyorsun. Evet bunlar... arkadaşlar matematik defteri almamışız. Bunlar şey... Hatta matematik fen defteri de galiba kareliydi değil mi? Hı hı. Evet, bir de iki tane de resim defteri arkadaşlar. Belki buldu da. Buldun mu? Burada var. Evet, bunları kaldırıyorum. Bunlar Figros'ta arkadaşlar. Sizler de evet, birini kullanmadan düşürdük. Sen beni düşürdün. Olsun kızım, yırtılmadı. Arkadaşlar şöyle bir tane dosya aldım. Çok tatlı duruyor ama. Annenin sevdiği şeyler. Baykuş var içinde. Evet. Dosyalık mı bu? Aç bakayım. Açılışıma bakar mısın? Bir tane dosya aldım. Buna ne koyuyorsun? Ödevlerini, not şeylerini, şeylerini falan mı? Bu okulda ödev verirler mi bilmiyorum. Öbür gittiğim okulda vermemişlerdi ödev. Hı-hı. Orada hep geliyorum. Bir de böyle mesela bunu hani resim çizerken falan. Renkli A4 kağıtları gibi değil mi? Evet. Proje kağıdım diyorlar. Fotokopi kağıdı. Renkli fotokopi kağıdı. Hadi can. Ne? Oo. Melike biz biraz, ipin ucunu biraz fazla kaçırmışız. Bence de. Neyse, etrafımızda olmayan veya ihtiyacı olan birine veririz gerekirse. Olur. Fazla olursa öyle rastlarsak bana söylersen biz göndeririz ona. Baba emin ol ki okula gittiğim anda bir tanesi bunlardan kaybolur. Ya arkadaşıma ya vermiş. Mutlaka kayboluyor. Hani ya arkadaşıma vermişim. Dikkatli kullanmak gerek. Kaybolmuşumdur. Ya kalemliğimden biri almıştı. Bunlardan biridir yani. Ya da kalemliğimden biri almıştı. Evet. Matematik defterimiz. Bu hem matematik hem fen defteri mi oluyor? Kare yok, olanlar. Bu da fen defteri. Arkadaşlar çünkü ben... Nasıl olun? İkisi de aynı ama fen olarak nasıl ayırdırıyorsun? Şimdi fen baba bazen fende rakamlar oluyor. Üçgenler, daireler oluyor. Bu yüzden bunu da matematik defteri gibi kullanıyoruz. He, anlamadım. Şey yine 07 by 1 2 3 4 5 6 6 tane olan uç. Bak bunun arkalarında da var 6 tane. Evet, 7 tane uç. 6 tane uç arkadaşlar. Bunu gerçekten çok kullanıyorum not evet, alırken falan. Sticker değil mi bunlar? Sticker notlar. Arkadaşlarına mesaj açırken. Hı hı. Çok güzel. Başka var mı? Okula telefon götürmek yasak ya, oradan mesaj açıyoruz. Evet, siyah. Bu sefer kurşun kalem. Ama renkleri çok tatlı Melike. Gerçekten insanın alası geliyor yani ya. Yani şimdi siyah parlak renkleri olduğu için. Bu videoyu izleyip de 35 yaşlarında olan arkadaşlar varsa bizim zamanımızda kalemleri, silgileri hatırlıyorlardır. Başka da bir şey söylemiyorum zaten. Nasıl hatırlıyorsun zamanında? Hiç sorma kızım. Hiç sorma. Bir kırmızı kalem, bir kurşun kalem, bir de boynuma astığım silgi. Başka? Her kaybolmasın diye boynunuza asardınız değil evet, mi? Eskinin tadı bir başka. Hiçbir zaman için o eskinin tadını alamazsınız. Yani eskiyle bu zaman hiçbir yani şey olamaz. Evet. Burada da farklı farklı poçalar. Evet, bu sene arkadaşlar geçen sene almamıştık. Bu sene çok istedim Melike. Dedi ki boya, sulu boya yapmayı ve boya yapmayı, resim yapmayı çok sever çünkü. Bu videoda aslında arkadaşlar direkt sulu boyaya dalacağım. Var mı başka poşetler? Ama gerçekten çok kaliteli ve çok güzel. İçinde de var değil mi fırçası? Her renkten. Ama şu anda daha kalmadı.
Hiç poşet yok mu orada? Daha poşet yok, bitti. Allah Allah. Ha poşet mi var? Poşet var. Var, dolu poşet yok. Bu kadar mı kızım? 5-6 poşet vardı, içinden o mu çıktı? Ha bir de arkadaşlar orada şey var değil mi? Acaba okul seti var. Tanıtsak? O çok uzun video oldu zaten. 15 dakikalık bir video oldu. 16 dakika oldu. Hı. Bence diğer videomuzu tanıtalım. Tamam. Ben vedam ediyorum, sonra sen edersin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi Melike hem okulda... Hı, şey söyleyeyim. Sen bir şey yapınca bana bir şey kalmıyor. Yok kızım, ben vedam edeceğim ondan sonra. Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar Melike hem okulda hem de normal rutin olarak odasında, yani masasında, şurada burada kullanıp boyayabileceği ya da ne derler, çeşitli faaliyetlerde yararlanıp kullanabileceği kırtasiye ürünlerini tanıttık. Umarım beğenmişsinizdir. 2018 bu okul döneminde Allah herkese zihin açıklığı versin, başarılar versin diyorum. Sizleri ben çok seviyorum Serkan abiniz olarak. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı eksik etmeyin ve videoya şöyle bir like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ben sizi Melike olarak çok seviyorum arkadaşlar. Eminim bu videoyu beğenmişsiniz. Instagram hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Okul dönemimiz nasıl nedir? O yeni okul dönemimiz başarılı. Yeni okul dönemimiz başarılı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tüm sınavlarınız yüksek olsun. Amin. İnşallah. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bol bol çalışın.